Herkese merhaba. Bugün sizlere yaz makyajımı yapacağım. Ben yazın hiç fondöten kullanmıyorum. O yüzden videoda fondöten göremediğiniz zaman neden fondöten kullanmıyorsun demeyin. Çillerimi kapatmayı hiç sevmiyorum. Aynı zamanda da fondöten kışın daha ağırlıklı kullandığım için şu an, yazın daha çok cildim nefes alsın ve çillerim görünsün istiyorum. Onun dışında iş yoğunluğum sebebiyle çok fazla video çekemedim. Ama arayı kapatmayı düşünüyorum. Bu haftam çok dolu değil. Bana video önerilerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Kullandığım bütün ürünleri de hakkında kısmına yazacağım. Oraya girip bakabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Yine dermatoloğumun önerdiği kremimi süreceğim yüzüme. Korasetan diye bir krem. Ama dermatologlara sormadan almamanız lazım. Yaz olduğu için ve kızıl saçlı olduğum için 50 artı güneş kremleri kullanmam gerekiyor. O yüzden de Bioderma'nın SPF 50 artı güneş kremini kullanacağım. Bunun kendi içinde hafif bir rengi var. Şöyle. Ama hiçbir şey veriyor mu yüzüne dersen hayır vermiyor. Sadece bunu kullanmam lazım. Zaten fondöten sürmediğim için yazları sıkıntı olmuyor. Fondöten kullanmadığım için sadece kapatıcıyla kapatmak istediğim bölgeleri kapatıyorum. Mesela buradaki damar çatlağım, şu kırmızı olan. Bu da Maybelline'in Age Rewind Eraser Dark Spot diye bir kapatıcısı. Hafif göz altlarıma. Zaten şu an cildimle aynı renk sayılır. Burun kenarlarım kırmızı. O yüzden oraya da sürüyorum. Kaşlarıma geçeceğim. Yine Anastasia Beverly Hills'ın Brow Powder'ını kullanacağım. Benimki artık iğrenç oldu. Zaten şu rengini kullanıyorum. Kaşlarım sabit kalsın diye de Benefit'in Gimme Brow'sunu kullanacağım. Light Medium tonu. Eyeliner'da hiçbir şekilde akmayacak bir eyeliner kullanmak istiyorum yazları. Ne olur ne olmaz. MAC'in Black Train'i kullanacağım. Normal şartlarda ciddi anlamda hiç sevmiyorum bu eyeliner'ı ama yazın hayatımı kurtarıyor. Bugün bütün aksilikler beni buldu. Sürekli kart dolu diyor. Bugün sizlere burada bulabileceğiniz bir maskara kullanacağım. Bunu da çok seviyorum gerçekten. Maybelline'in Rocket Volume Express maskarası. Ucu böyle. Rimeğimi de sürdüm. Rimel bulaştı buralarıma kirpiklerim yüzünden. Onlar rimel tamamıyla koruyunca sileceğim onu. Şimdi aslında çok yaptığım bir şey değil ama yine de hiçbir şey yapmıyorsun sen gerçekten suratından diyeceğiniz için. 40 yılda bir yaptığım şeyi yapacağım. Allık gibi bronzer kullanacağım. Bu da Bourjois'un çok sevdiğim bir bronzerdir. Hatta çikolata kokuyor. Çok güzel. İçi de şöyle. Bunu yanaklarıma süreceğim. Deliği alıyorum. Çillerim olduğu için ben de bronzerlar yazın. Çok fazla bronzermiş gibi durmuyor. Hem de yüzüme daha çok renk gelmiş oluyor. Allık olaraksa Benefit'in Sugar Bump adlı allığını kullanacağım bu böyle. Bunu da aynı fırçayla kullanacağım. Hiç fırça değiştirmeme gerek yok. İçinden böyle karıştırıyorum. Çok oldu kesin. Gülerek. Yanaklarıma şöyle uyguluyorum. Normalde ruj kullanmıyorum ama bugün süreyim hazır makyaj yapmışken. Bu Wet n Wild'ın 901B olan ruju şöyle pembe. Dudaklarıma uyguluyorum çok çok hafif. Ve ellerine dağıtıyorum. Benim yaz makyajım da bu kadar. Günlük makyaj rutinimden pek farklı değil. Ama dediğim gibi ben fondöten sürmeyi hiç sevmiyorum yazın. Hatta düğüne giderken bile sürmem ben fondöten yazları. Çünkü çillerim var ve çillerimi çok çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Fondöten sürenler içinse BB cream kullanabilirsiniz.
alerji yapmıyorsa sorunuza. Mesela ben kullanamıyorum çünkü MAC'in ya da herhangi bir Garnier'in herhangi bir BB cream bana ciddi anlamda alerji yapıyor ve olmayan sivilceleri çıkartıyor. Ve çillerimi de kapatmayı sevmiyorum. Zaten kuru bir cildim var. Yazın birazcık hava alsın ve çillerim çıksın istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Yaz makyajı. Kremimden sonra dayanamayacağım. Saçlarım açık, dayanamıyorum. Altına sürdüm. Hep video çekerken olsun ama hayatımda yapmadığım şeyler. Alayım. Neden konuşamıyorum? Burada saçımın haline bak. Evet. Bence eyeliner'ımı bulmam lazım. Ben Maybelline'in Rocket Volume Experience. Eğer ki... Ama neden hep böyle yapıyorum?